Ver yavrum, ver. Raziye, sen işine bak anacığım. Biz hallederiz. Gelmek için bahane arıyorum demiyor da laf. Ya vır vır edip durma ya. Bırak kalsın. Eylül bu evde dursun da. Gerisi önemli değil. Ne diyorsun sen be? Ne Eylül'ü? Laflara mı? Sen değil miydin daha 2 gün önce? Pılımı pırtımı toplayıp buralardan gideceğim ama kahvenin insan yüzüne bakamıyorum diye. Şimdi ne oldu? Onca rezillikten sonra hala Eylül diyorsun ya. Pes! Derim anne. Derim. Ne yapayım aşığım. Çok seviyorum Eylül'ü. O gözümün önünde dursun da anasına da bakarım, babasına da. Pus! Anasına babasına bakarmış. Çok biliyorsun sen. Söyle karına gelsin temizlesin buraları. Bari bir işe yarasınlar. Anne, konuşamadık hiç. Babam nasıl, sağlığı yerinde mi? İyi yavrum, iyi. Sizi özlüyorum diyor. Başka bir sıkıntısı yok işte. Canım benim ya. Bir şey söylemedin ona değil mi bak? Koray'ın yaşadığını, onunla anlaştığımızı, burada olduğumuzu falan bilmiyor. Kızım, anlatmayacağım dedim ya işte canım. Hem zaten benim içime sinmiyor ki. Nasıl anlatayım bir de onu Allah'ını seversen? Oralarda yüreğine mi indireyim adamcağız? Mahkemeye kadar sabretmek zorundayız anneciğim. Sıkacağız dişimizi. Geçici bir durum bu. Babam oradan bir çıksın. Koray'dan sonsuza kadar kurtulacağım. İnşallah annem, inşallah. Eylül, avukatla konuştum. İyice tembihledim. Tamam dedi. Yaşar'a hiçbir şey söylemeyecek. Tamam dedi, sağ olsun. İyi yapmışsın. Babam ne dedi peki? Ne desin be yavrum? Ne desin Allah aşkına? Hep seni soruyor. Şu pisliği vurduğuna zerre kadar pişman değil. Eylül, bir de Yağız babanı ziyarete gitmiş. Ben de gördüm. Seni sordu. Yağız mı? Ha, bir şey demedin değil mi? Yok be yavrum, ne diyeceğim? İyi. O da öğrenirse affetmez çünkü. Yavrum, şu düştüğümüz hallere bak. Vallahi hiç içime sinmiyor böyle. Sana onca eziyet etmiş adamın evinde hizmetçi gibi çalışıyorsun. Aman hale bak. Annem, katlanacağız. Babam için, ailemiz için katlanacağız. Sen merak etme. Bunların hepsi geçecek. Biz bunu da yaşayacağız beraber. Annem, bak, o Koray namussuzuna katlanmak zorunda değilsin yavrum. İstiyorsan alayım hemen götüreyim seni. Hemen diyorum bak. Zorundayım anne. Babamı kurtarmak için zorundayım. Babamı öyle hapislerde çürümeye mahkum edemem ben. İyi yavrum, öyle de. Bu da benim içime sinmiyor vallahi. Çok üzülüyorum kızım. Annem, sen beni merak etme. Ben dayanırım. Senin için, bizim için, ailemiz için dayanırım ben. Hem babam olsa ne yapardı? Sen olsaydın ne yapardın? Aynısını yapardı değil mi? Sen de her zorluğa katlanırdın değil mi? O yüzden sabırlı olmamız gerek. Tamam. Babamı oradan kurtarana kadar bu acıya katlanmak zorundayız. Yavrum. Ah benim güzel yavrum, kurban olur annesi. Oh 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 oh! Ne kaynatıyorsunuz siz böyle ana kız bakayım? Dertleşiyorduk, ne oldu? Senin derdine hiç bitmiyor zaten. Hani dertlerim bittiyse diyorum gelin hanım. Bir mutfağa geçiversen bir zahmet. Dağ gibi bulaşıklar birikmiş. Akşama yemek de yok. Yavrum otur, otur. Ben hallederim. Aa! Canım benim. Ama evimizde böyle gencecik gelinimiz, kızımız varken
Şimdi bu işleri yapmak sana bana mı düşer? Anneciğim tamam, tamam ben hallederim. Ha. Malum. Akşama diyorum hani bir de bir tepsi börek yapıversen. Gelince Koray'ım yesin. Çocuğum güçsüz kuvvetsiz kaldı da. Tamam, yaparım. Sana börek açıyorum. Ya bir tanem niye börekle uğraşıyorsun? Bir şeyler sipariş etseydik. Olmaz sevgilim. Hem elde yapılan yemeğin yerini tutmaz. Sağlıklı da değil. Sen niye biliyorsun? Ya şey hiç. Her yerin unu olmuş da. Ha, çok mu olmuş? Şey geçti mi? İyice Karlar ülkesinin prensesine döndün. Öyle mi? Al o zaman sen de. Ya, tamam tamam dur dur. Uslu bir çocuk olacağım. Gülmek yok. Kokuya bak be. Mükemmel gözüküyor. Benimkini hiç tabağa koyma. Ben böyle tepsiyle lüp lüp yerim. Tamam sevgilim. Ya afiyet olsun. Şimdi sen bana böyle güzellikler yapıyorsun ya. Evlendikten sonra yapmam dersen. Bak o zaman fena kavga ederim seninle. Börek için. Allah kusura bakmayacaksın. Onu böyle mükemmel börek yapmadan önce düşünecektin sevgilim. Tabii. Büyük güç. Büyük sorumluluk gerektirir. Bundan sonra beni böyle besliyorsun. Tamam. Ama sen de öyle evlenince kendini salıp şişmanlayan adamlardan olmayacaksın. Yoksa yapmam bak. Yani. Ben şimdi evlendikten sonra şişmanlarsam. Sen beni sevmekten vaz mı geçeceksin? Vallahi kusura bakma sevgilim. Onu böyle artist gibi dolanmadan önce düşünecektim. Neydi? Büyük güç, büyük sorumluluk getirir değil mi? Evlenince de böyle yakışıklı olacaksın. İyi o zaman ben tabağa bir dilim alayım. Hatta boş ver bir dilimi. O yarım dilim olsun da. Şimdi hamur şiş ya. Dikkat etmek gerekiyor. Sevgilim şaka yapıyorum. Hemen ciddiye alıyorsun ya. Ye istediğin kadar. Hem ben seni her halinle severim. Kefri. Hadi koyayım tabağına da ye artık. Şuna bak ya. Kaşla göz arasında hemen götürmüş. Dayanamadım, ne yapayım? Mükemmel olmuş. Annem. Hayırdır yavrum? Aklına bir şey mi geldi? Yüzün gülüyor. Hiç. Yazda yaşadığım bir şey aklıma geldi de ona gülüyordum. Onunla olan bir anımı hatırlamak bile beni mutlu ediyor biliyor musun? Bu evde yaşamak için bana dayanma gücü veriyor. Tabii o her ne kadar başkasıyla evleniyor da olsa. Üzülme güzel kızım. Üzülme anne. Düşünme bunları anne. Kız Eylül, börek ne oldu? Ay zıkkım, kökünü yiyin diyeceğim ha. Tamam tamam, sinirlenme, boş ver. Bunların hepsi geçecek annem. Merak etme, hak yerini bulacak. İnşallah kızım, inşallah.